arkadaşlarımla mahallede futbol oynadım. Ben film izliyorum. Önünden bilgisayar oyunu. Ders hazırlanarak gelen var mı? Ben geldim. Aferin. O zaman dersimize geçelim. Geçen hafta dersimizde farklı düşünme yöntemlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini gördük teknolojideki. Dersimiz yarım kalmıştı. Etkinlik yapacaktık. Bu etkinlik için alt şapkaları düşünme tekniğini kullanacağım. Sizlerin her birine alt şapka vereceğim. Eğlenceli bir etkinlik. Bu şapkaların ne hangi görüşü savunduğunu size söyleyeceğim. Ona göre size düşünme süresi vererek verdiğim konu hakkında bilgi vermenizi isteyeceğim. Önce şapkaları dağıtayım, sonra şapkaları dağıtırken sizlere de ne işe yaradığını söyleyeyim. Şimdi hangi renkler var? Yeşil, beyaz, sarı, kırmızı, mavi ve siyah. Mavi biraz alabilir miyim? Tabii ki sakat olur. Mavi şapkayı vererek başlayalım o zaman. Karar sürecini yöneteceksin. Her arkadaşından öncelik olarak bilgileri alacaksın. En son da arkadaşın neler dediğini tekrar son kez toparlaman lazım. Sana yeşil şapkayı vereyim şu an. Yaratıcı fikirler bulmaya çalışacaksın vereceğim konuyla ilgili. Beyaz şapkayı isteyen var mı? Ben sana şapkayı alabilir miyim? O zaman Ahmet'e verelim beyaz şapkayı. Ben ne yapacağım bunu? Beyaz şapkayı sen tarafsız açıdan değerlendireceksin vereceğin konuyu. Ona göre inceleyeceksin. Siyah şapkayı da var. Bu kanal sarı şapka verelim. Sarı şapka gerçekçi, iyimser olaylardan göz önüne alarak anlatacaksın. Ben alayım onu. Kırmızı şapkanın duygusal açılarından ele alacaksın vereceğin konuyu. Ona göre fikirlerini söyleyeceksin. Siyah şapkada kötü rengi gibi kötümser şeyleri söylemen lazım bize. Konumuz akıllı ev sistemleri. Hakkında hepimizden şapkalarına göre bilgiler yazmamız için. Akıllı ev sistemlerini bilen var mı? Söyle zaten. Öğretmenim ben sürekli reklamlarda görüyorum. Böyle evde olmadığım zaman da evin ısısını, evin ışıklarını falan açıp kapatabiliyormuşuz. Evet, akıllı ev sistemleri uzaktan. Evet abi. Öğretmenim süpürgeler varmış. Kendi kendine geziyorlar. Bunlar da akıllı ev sisteminden geliyor. Evet, onlar da akıllı ev sistemine giriyor. Uzaktan yönetebiliyor. Telefondan yönetme şeklinde. Kendi kendilerine geziyorlar herhalde. Kendi kendilerine geziyorlarsa onlar akıllı ev sistemine gelmiyor. Uzaktan evimizdeki eşyaları, buzdolabını veya ışıkları kontrol edebiliyorsak akıllı ev sistemi, kilitlerini açık kapatma evimizin akıllı ev sistemi bunları kapsıyor. Ben size 2 dakika süre vereceğim. Şapkalarınıza göre bunları değerlendirin. Sırasını görelim mi yoksa kendin istediğin şey mi? Yeşil şapkadan başlayalım o zaman. Ben de bir şey düşünüyordum. Biz evde yokken çalışma başkanlarımızı çalıştıracak bir sistem dersinde gelir. Bir de elimizin yerinde çeşitli böcekler, hayvanları algılayan bir sistem ve bunu ekrana yansıtan bir sistem, bizi uyaran bir sistem geliştirebilir. Evet, o zaman sarı şapkadan devam edelim. Öğretmenim, biz evde olmadığımız zamanlarda sadece bazı odaların ışığını açarsak hırsızlar bize evde var zannedip eve gitmezler belki. Kırmızı
kırmızı şapka ne düşünüyor? Öğretmenim, ben bu olayı duygusal düşünüyorum biraz. Yalnız başına yaşayan insanlar kullanıyor bunu. Beyaz şapka, sen ne düşünüyorsun? Teknoloji için bu bir gelişme iyi sonuçları olabilir. Tamam. Siyah şapka, sen ne düşünüyorsun peki? Hocam, her türlü bir arıza yaşandığı zaman, mesela biz evde yokken ışığı kapatması gerekirken kapatmıyorsa bence bu kötü olabilir bizim için. Evet. Ya da elektrik kaçağı ve su birlikte temas edebilir, ikisini de aynı anda ulaştırmayalım. Arkadaşların görüşlerini toparlarsan sağlık. Tamam. Yenilikçi Yeşil Şapka dedi ki böyle daha farklı şu anda olmayan alanlarda da kullanılabilir. Yeni teknolojiler elde edebilir. Mesela böcekleri algılayabilir. Onları evden gönderebilir gibi. Beyaz Şapka da dedi ki böyle teknoloji için bir gelişme ama iyi ya da kötü sonuçları olabilir dedi. Tarafsız bir şekilde bir gelişme olduğunu söyledi. Kırmızı Şapkalı arkadaşımız dedi ki sadece yalnız insanlar kullanır bunu dedi. Üzücü bir şey dedi, insanların yanında olması. Sarı Şapkalı arkadaşımız dedi ki ne dediğini tam hatırlayamadım ben. Tekrar söyler misin arkadaşım? Uzaktan evde olmadığımız zamanlarda ışıklar açıkları yıkırsak hırsızlar bir devle varlar mıydı? Bilmezler. Evet, öyle dedi. Benim siyah şapkalı arkadaşımız da dedi ki biz bunu mesela bastığımız zaman, kullandığımız zaman biz kapatmak istesek, kapanmazsa bu kötü olur dedi. Boş yere elektrik harcamış oluruz dedi. Sonuç olarak bu teknoloji güzel bir gelişme ama kötü yanları da var. Kötü yanları olduğu gibi iyi yanları da var. Evet. Etkinliğimiz bu kadar. Etkinliğimizi beğendiniz mi? Evet. Evet. Peki neler kaptı bu etkinlik size? Aklıma gelmeyecek fikirleri öğrendim. Evet, herkesin farklı fikirleri de görmüş, düşünmüş ama. O zaman haftaya bu etkinlik kapsamında size online alışveriş konusunu düşünerek hepiniz alt şapka içinde fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum.